İyi günler sayın seyirciler, gündem özel programıyla karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin onun bunun dikleneceği, önüne gelenin mütecaviz eğilimlerine maruz kalacağı yeni yetme bir devlet olmadığını söyledi. Devlet Bahçeli, herhangi bir uyarı yapılmadan Suriye hava sahasına girdiği iddiasıyla uçağımızın doğrudan hedef alınmasının kabul edilemeyecek düşmanca bir hareket olduğunu belirterek, Şam yönetimi elbette bunun hesabını vermeli ve bu tavrının karşılıksız kalmayacağını bilmelidir, dedi. Bahçeli, uçak düşürülmesiyle ilgili konu AKP hükümetinin Suriye'den gerekli hesabı sormasını ve meseleyi olgunluk dairesinde makul bir çizgiye getirmesini istiyor ve parti olarak da bunu bekliyor ve destekliyoruz diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malatya'dan keşif görevi amacıyla havalanan eğitim uçağının Doğu Akdeniz üzerindeki rotasını takip ederken Suriye tarafından vurularak düşürülmesine yer verdiği konuşmasında, bizi üzen asıl konulardan birisi de uçakta bulunan iki pilotumuzdan hala haber alınamamasıdır, dedi. Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Devlet Bahçeli, iktidardan pilotların durumunun bir an önce netleştirilmesini istedi. Bahçeli, Suriye'nin hasmane nitelikli saldırısını kınadığını da kaydetti. Uçağımızın silahsız bir şekilde Suriye hava sahasının dışında uçtuğu, füze isabetinden sonra parçalarının bir bölümünün Suriye sınırlarına düştüğü kamuoyuna açıklanmıştır. Ne var ki Dışişleri Bakanlığı'nın beyanatlarından, uçağımızın kendi radar üstümüzün uyarısı üzerine yapılan kısa ihlalden sonra tekrar Türk hava sahasına döndüğü anlaşılmaktadır. Keşif uçağımız şayet Suriye hava sahasına girmişse normal prosedür olarak ihlal ettiği hava sahasından çıkması veya hava sahasını terk etmesi için askeri zorlamaların yapılarak inişe mecbur bırakılması akla gelen başlıca tedbirlerden bazıları olarak karşımızdadır. Edindiğimiz izlenimler Suriye tarafından uçağımıza hiçbir ikazın yapılmadığı yönündedir. Herhangi bir uyarı yapılmadan Suriye hava sahasına girdiği iddiasıyla direkt uçağımızın hedef alınması kabul edilemeyecek düşmanca bir harekettir. Şam yönetimi elbette bunun hesabını vermeli ve bu tavrın karşılıksız kalmayacağı bilinmelidir. Suriye yönetiminin tansiyonu artırıcı mesajları ve gerilimi tırmandırıcı sözlerinin hiçbir şekilde kabul edilemez nitelikte olduğunu da belirten MHP lideri, Türkiye onun bunun dikleneceği, önüne gelenin mütecaviz eğilimlerine maruz kalacağı yeni yetme bir devlet değildir diye konuştu. Hakkı yerde kalacak, kaideleri görmezden gelinecek, kırmızı çizgileri aşınırılacak çadır devleti de değildir. Bundan dolayıdır ki AKP hükümeti meselenin üstüne kararlılıkla gitmeli ve Türk milletine yapılacak kötü muamelenin cevapsız bırakılmamasını sağlamalıdır. Bunun için Suriye'den net ve doyurucu nitelikli özür ve tazminat talep edilmesi konusunda ısrarcı olunmalıdır. Mutlaka diplomasinin tüm yolları kullanılmalı ve mesele uluslararası alana taşınmalıdır. Birleşmiş Milletler Suriye-Türkiye gerginliğine müdahil olmalı ve ülkemize yapılan saldırıyla ilgili gerekli tedbirler alacak ortamı oluşturmalıdır. Bu konu her şeyden önce milli bir mesele olup hepimizi doğrudan doğruya ilgilendirmektedir. Böylesine önemli bir sorunu bizim siyasette malzeme yapmamız, hükümet eleştirisine yönelmemiz düşünülemeyecektir. Devlet Bahçeli konuşmasında Başbakan Erdoğan'ın uçağımızın düşürülmesi olayıyla ilgili bilgilendirme toplantısına da yer verdi. Başbakan Erdoğan'ın demokratik katılımı sağlamak amacıyla bizim de aralarında bulunduğumuz muhalefet partilerini davet edip görüşlerimizi alması ve devletin en yetkili isimleri tarafından briefing verilmesi olumlu bir gelişme olup bizim açımızdan memnuniyet verici olmuştur. Bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi konuya hassasiyetle eğilecek ve hükümet tarafından alınacak kararların yanında ve destekçisi olacaktır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, savaş ihtimalinin en son seçenek olarak düşünülmesi ve küresel güçlerin telkin ve tahrikine gelinmemesidir.
Türkiye'nin Suriye'ye nota verdiği gibi 4. madde dahilinde NATO'dan daimi temsilciler düzeyinde bir toplantı talep ettiğini hatırlatan Bahçeli, dileğimiz bugünkü NATO toplantısından çıkacak kararın milli menfaatlerimize ve sağduyuya hizmet etmesidir, dedi. Geldiğimiz bu aşamada savaş baronlarının, silah lobilerinin ve emperyalist zihniyetin kışkırtmalarına karşı uyanık olunmalı, aklı selimin çizgisinden uzaklaşılmamalıdır. Suriye-Türkiye krizinin çözümü diplomasinin imkanlarıyla sağlanmalı ve acilen de hayata geçirilmelidir. Uçak düşürülme hadisesini muhtemel bir savaş için gerekçe olarak görenlere veya aklından geçirenlere fırsat verilmemeli, yanlışı teşvik edecek tercihlerden mutlaka kaçınılmalıdır. Her olayda medyada yer bulup konuşma hakkını herkesten önce kendisinde görenlerin, Türkiye'yi savaşa sokmak için Suriye'deki bazı hedeflerin vurulmasını önermelerine dikkat edilmelidir. Bu şahsiyetlerin açık ya da kapalı kimlerin hizmetine yönelik faaliyet gösterdiklerini de Milliyetçi Hareket Partisi gayet iyi bilmektedir. Her şeye rağmen Türk milletine alemi ve kasti saldırılar gerçekleşir ve meydan okumalar geri dönülmeyecek bir noktaya gelirse, bilinsin ki karşımızda kim olursa olsun milletçe haddini bildirecek azim ve kararlılığımız fazlasıyla vardır. Uçak düşürülmesiyle ilgili konuda AKP hükümetinin Suriye'den gerekli hesabı sormasını ve meseleyi olgunluk dairesinde makul bir çizgiye getirmesini istiyor ve parti olarak da bunu bekliyor ve destekliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, son günlerde artan terörist saldırıları lanetledi ve teröristlerin asla hedeflerine ulaşamayacağını vurguladı. Saldırılara ilişkin yapılan bazı açıklama ve yorumlara sert tepki gösteren Bahçeli, buradan çıkarılan sonuç PKK terörüyle devlet içindeki bazı grupların dolaylı ve zımnen irtibat ve ilişki içinde olduğuna yönelik olmuştur, dedi. Devlet Bahçeli, teröristlerle pazarlık yapılmadığını iddia eden Başbakan'a İmralı Canisi'yle görüşerek mutabakat metinleri hazırlamak pazarlık değil midir sözleriyle yüklendi. MHP'yi masaya gelmemekle suçlayanları da eleştiren Bahçeli, PKK'nın affedilmesi, İmralı Canisi'nin özgürlüğüne kavuşması ve Türkiye'nin ikiye ayrılması için mi masaya oturacağız diye sordu. Devlet Bahçeli, terörle mücadeleye yönelik önerilerini de sıraladı. Selamlıyorum. Yine sorun, sıkıntı ve gözyaşıyla dolu krizli bir haftayı geride bıraktık. Boğucu ve yakıcı nitelikteki hadiselerin, üzücü ve sarsıcı içerikteki vakaların geride kalan haftaya bir kez daha damga vurmasına hep birlikte şahit olduk. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, meclis grup toplantısındaki konuşmasının büyük bölümünü son günlerde artan terör olaylarına ayırdı ve terörle mücadelede önerilerini sıraladı. Ülkemizin güvenliği, dirliği ve birliğinin alarm zilleri çaldığına işaret eden Bahçeli, neresinden bakarsak bakalım Türkiye iyi yönetilememenin tüm sancılarını yaşamakta, istikrarsızlık ve düzensizlik halleri frenlerinden boşanmışçasına mesafe almaktadır, dedi. Devlet Bahçeli, Türk milletinin devamlı aynı kabus filmini seyretmekten ve aynı türden acıların sahnelendiği kısır döngüyle karşılaşmaktan bunaldığına dikkat çekti. Oyuncuları ve senaristleri herkesçe malum olan kanlı tezgah, millet ve devlet hayatını azap yerine çevirmiş ve bundan dolayı tahammül edilemez bir aşamaya getirmiştir diye konuşan Bahçeli, bölücü terörün vahşi eylemleri sonucu her gün gelen şehit haberlerinin ciğerleri dağladığını ve yürekleri kedere boğduğunu vurguladı. Devlet Bahçeli, 19 Haziran'da Yeşiltaş Jandarma Karakolu'nun PKK militanlarının hain saldırısına uğradığını ve 8 askerin şehit düştüğünü, 19'unun da yaralandığını hatırlattı. Şehitlerimiz son yolculuklarına dualarla ve milletimizin büyük bir sahiplenişiyle uğurlanmıştır. Öfkesel olup akmış, milli vicdanlar ayağa kalkarak terörü telin etmiştir. İzmir'den Konya'ya, Diyarbakır'dan Muş'a, Samsun'dan Kütahya'ya ve Trabzon'dan Anadolu'nun her hanesine kadar hüzün çökmüş, ocaklardan yükselen ağıt gök kubbeye ulaşmıştır.
Devlet Bahçeli, Trabzonlu şehidimiz Piyade Er Ali Yasin Erosmanoğlu'nun babasının sözleriyle idrak sefaleti çekenlere ders verdiğini bildirdi. Şöyle aykırıyor şehidimizin emaneti. Vatan sağ olsun, bizim içimizde düşmanlar var. Benim bir oğlum gider, arkadan 1000 tane daha gider. Gerekirse ben de giderim. Bu inanç ve cesaret dolu sözler aslında Türk milletinin mesajı ve kararlılık ilanıdır. Acısını içine gömen, ağlamayacağım, teröristleri sevindirmeyeceğim diyerek fazilet sahibi bir insanın nasıl olması gerektiğini gösteren şehit analarıyla, şehit babalarıyla, şehit eşleriyle gurur duyuyor, hepsinin acılarını tüm içtenliğimle paylaşıyorum. Babasının al bayrağı sarılı tabutuna selam veren yavruları kucaklıyor, her daim yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yeşiltaş saldırısının üzerinden geçen bir hafta içinde eşkıyanın yine boş durmadığını belirten Bahçeli, Mardin ve Hakkari'deki saldırılarda polis memuru Yasin Kaya'yla uzman çavuş Atanur Bal'ın şehit düştüğünü, 4 polis ve 3 askerin yaralandığını hatırlattı. Tüm şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Ve bunlar terör eylemlerini lanetliyor, asla hedeflerine ulaşamayacağını büyük bir inançla duyurmak istiyorum. Özellikle Hakkari Yeşiltaş Jandarma Karakolu'na yapılan saldırıdan sonra yapılan bazı yorumlara dikkat çeken Bahçeli, fırsattan istifade eden çıkarcı yüzler, işbirlikçi taraflar ve melun niyetler bölücü terör saldırılarını gerekçelendirmeye ve utanmadan mazeret bulmaya yönelmişlerdir dedi. Devlet Bahçeli bazı yorumlarda PKK'nın içinde kontrol edilemeyen unsurların bulunduğu, bir iyi bir de kötü PKK olduğu izleniminin kamuoyuna pompalanmaya çalışıldığına işaret etti. Bahçeli, teröristin ayağına gitmeyi gazetecilik zannedenlere verilen mülakatlar, kamuoyu oluşturmaya dönük halkla ilişkiler faaliyeti ve bölücü terörü masum göstermek kurnazlıkları ibret verici bir manzaranın ortaya çıkmasına neden olmuştur diye konuştu. Gelişmeler PKK'nın psikolojik ve stratejik avantajlar elde ettiğini, gerek siyasette, gerek akademik çevrelerde, gerekse de medyadaki taşeronları eliyle alçak saldırılarını maskelemeye çalıştığını göstermiştir. Bölücülüğün yeminli temsilcileri, terörün barış ve özgürlük kamuflajı ile örtülmüş, elçilere anında devreye girmişler ve inisiyatif alarak tavşana kaç, taziye tut pespayeliğini sergilemişlerdir. Bilhassa bu çevreler ne zaman çözüm sürecine yaklaşılsa, ne zaman ümit verici adımlar atılsa ve ne zaman siyaset ön alıp üstünlük kurmaya başlasa bu tip eylemlerin hemen gerçekleştiğine dikkat çekmişlerdir. Barış dilinin ve demokratik iradenin sözüm ona hızlandığı bir zaman aralığında terör saldırılarını manidar bulduklarını yüzleri kızarmadan dile getirmişlerdir. Yani bölücü terör örgütü yapılan sözde güzel işleri sabote etmiş ve devletin içindeki güvenlikçi bakışın ön plana çıkmasına zemin hazırlamıştır. Buradan çıkarılan sonuç ise PKK terörüyle devlet içindeki bazı grupların dolaylı ve zimmen irtibat ve ilişki içinde olduğuna yönelik olmuştur. Bölücülüğü aklamaya ve temize çıkarmaya çalışan gafillerin bu çerçevede buluşup düşüncelerini pervasızca ortaya koyduğunu belirten Devlet Bahçeli, bununla birlikte demokratikleşmenin alanı genişledikçe örgütün alanının daralacağı safsataları ve hezeyanları bölücülük bataklığını mesken tutmuş çürümüşler tarafından ısrarla ortaya konulmuştur dedi. Bunların ağzından barış için demokratik adımlar devam ettirilmeli. Kimsenin bu şansı heba etme lüksü olmamalı. Çözüm fırsatı sabote edilmemeli. Silahlar susmalı ve bırakılmalı. İyimser ortam korunmalı. Barış havası sürmeli türünden söz ve beyanlar geçtiğimiz günlerde işitilmiştir. Karanlık emelli bölücü ittifak, çözüm, çıkış ve çare zırvalarıyla bölücü terör saldırılarını kapatmaya
ve cinayetleri örtbas etmeye hayasızca gayret etmişlerdir. Şehide hürmet etmeyen, dökülen kanlara üzülmeyen, Türk milletine yönelmiş vahşeti kınamaktan imtina eden ihanet simaları, bölücülüğün çözüm haritasında küstahça bir araya gelmişler ve değişik bahanelere sığınmışlardır. Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın her yurt dışı çıkışına, her uluslararası temaslarına denk düşen dönemlerde, terörün arttığına yönelik kanaatlerde de bir hayli yoğunluk gözlendiğine dikkat çekti. Eğer Başbakan'ın yurt dışı seyahatleriyle terör saldırıları arasında hakikaten bir illiyet bağı kuruluyorsa, o zaman Sayın Erdoğan'ın uçaktan biraz inerek Türkiye'de kalması son derece hayırlı ve yararlı olacaktır. Başbakan Erdoğan'ın yurt dışında bulunmasıyla saldırıların gerçekleşmesi arasında paralellik yalnızca pazarlıkların kızışmasına matuftur ki, bu da bölücü terörün bilinen ve kanıksanmış ahlaksızlığından başka bir şey değildir. Zaten PKK terör örgütü Başbakan ve hükümetiyle her düzeyde müzakereye devam etmektedir. Bunun yanı sıra PKK siyasi iktidarla mayınlı, kurşunlu ve roket atarlı mektuplaşmasını her fırsatta gerçekleştirmekte ve şüphesiz verdiği mesajlar da anında cevap bulmaktadır. Başbakanın terörle mücadeleyi kastederek "er veya geç bu işi başaracağız. Terörü kimse bizimle pazarlık konusu etmesin. Biz terörü hiçbir zaman pazarlık konusu olarak da telakki etmedik" sözlerinin bu kapsamda bir manası ve karşılığı da bulunmamaktadır. Devlet Bahçeli, pazarlık yapılmadığını iddia eden başbakandan yönelttiği sorulara cevap vermesini istedi. İmralı Canisi ile görüşerek mutabakat metinleri hazırlamak pazarlık değil midir? Yaklaşık bir asır önce etnik ve mezhep ikiliğini aramıza sokan sömürgeci zihniyetin güdümünde PKK ile Oslo'da masaya oturmak pazarlık değil midir? Kamuoyuna yansıyan Oslo mutabakatında terörle mücadele eden asker ve polisin yargılanacağı sözünü vermek pazarlık değil midir? Her hain eylemden sonra bölücü örgüte silahı bırakırsanız operasyonlar durur açıklamalarını medya üzerinden iletmek pazarlık değil midir? Terör örgütü mensuplarına istedikleri ülkeye gidebileceğini duyurmak ve bunu ısrarla vurgulamak pazarlık değil midir? Ha burada terörist karşılama törenleri düzenlemek, ana dilde eğitim taleplerine onay vermek pazarlık değil midir? PKK'yı himaye eden peşmergeden yardım dilenmek, yılandan şefkat beklemek pazarlık değil midir? Türk milletini etnik kimliklere geriletmeye uğraşmak, dağdakilere af planları hazırlamak ve Kandil'deki eşkıya başının sağlığını merak etmek pazarlık değil midir? Bunlardan dolayı AKP, CHP ve BDP ile aynı masaya oturmama irade ve kararlılığımız haklı değil midir? Bizim sözde Kürt sorunu kapsamında görüşme sürecine katılmadığımızı eleştirenler, Anadolu'da barışa katkı vermediğimiz riyakarlığını propaganda edenler iyi bilsinler ki Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin çözülmesini, Türk milletinin bölünmesini ve Türk vatanının ayrışmasını sağlayacak hiçbir masaya oturmayacak ve yanından dahi geçmeyecektir. Devlet Bahçeli konuşmasını terör ve bölücülük sorunuyla sözde Kürt sorununu aynı kategoriye koyan art niyetliler zaten ekranlarda, meclis koridorlarında ve bu doğrultuda kurulan bölücülük ortamlarında bir aradadırlar ve her düzeyde de beraberliklerini yürütmektedirler sözleriyle sürdürdü. Bizi masaya gelmemekle itham edenler önce 2003'ten bugüne kadar toprağa düşen 1021 şehidin hesabını vermelidir. Barış diyerek ihanet masasına ayak olanlar 1 Ağustos 2009 tarihinde başlayan yıkım sürecinde bugüne kadar geçen sürede
ebediyete intikal eden 371 şehidin hakkını iki cihanda nasıl ödeyeceklerini düşünmelidirler. İki yıl önce analar ağlamasın diyerek manevi istismarcılıkta sınır tanımayanlar sadece 12 Haziran 2011 genel seçimlerinden bugüne kadar dualarla uğurlanan 185 şehidimizin yerde kalan kanına insafları varsa odaklanmalıdırlar. Sorarım sizlere, bir daha fazla şehit gelmesi için mi ya da daha çok terör saldırısı gerçekleşsin diye mi masaya oturacağız? PKK'nın affedilmesi, İmralı canisinin özgürlüğüne kavuşması ve Türkiye'nin ikiye ayrılması için mi masaya oturacağız? Biz Kürt kökenli kardeşlerimizi sorun görenlerle, bölücülükle pazarlık yapacak kadar alçalanlarla elbette bir araya gelmeyeceğiz, elbette masaya da oturmayacağız. Devlet Bahçeli, bölücü terör örgütü PKK'nın yıllardır kan akıttığını ve vatan evlatlarımızın canına kastettiğine vurgu yaptı. Bahçeli, terör örgütünü tayin ettiği amaçlara ulaşmak için insanlığın reddettiği her çirkin yol ve yönteme başvurmaktadır. Terör faaliyeti, bölücülüğün yalnızca bir unsuru olup bölünmeyi sağlamaya, ayrılmayı tesis etmeye çalışan insan kıyım makinesidir. Terör kasapları bu yüzden her değerimize saldırmakta ve tahrip etmektedir sözleriyle niteledi. Bölücü terörü koruyan, kendi hedefleri doğrultusunda maşa olarak kullanan uluslararası mihrakların herkes tarafından bilindiğini kaydeden Bahçeli, PKK kiralık ölüm çetesi olarak kimin işine yarıyorsa, kimin menfaatine uyuyorsa ve kimin çıkarına hizmet ediyorsa onlar tarafından kullanılmakta ve yönlendirilmektedir. Türkiye üzerinde hesabı olan ülkeler bu kanlı örgütü beslemekte ve istedikleri biçimde yönetip sevk etmektedir dedi. Türkiye'ye husumet duyanlar, Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki mevcudiyetinden irkilenler, Kandil'deki vahşileri yedirmekte, İçirmekte, giydirmekte, silahlandırmakta ve üzerimize saldırtmaktadır. Dönemsel olarak PKK'nın emrine girdiği güçler farklılaşmış olsa da hedef hiç değişmemiş ve hiç sapmamıştır. ABD'den Suriye, Yunanistan'dan Güney Rum kesimine ve bazı Avrupa ülkelerinden Rusya'ya varıncaya kadar PKK küresel çevrelerin stratejik planlarına kanlı menü hazırlamış ve tetikçi olarak görev almıştır. Bu kapsamda gittikçe uluslararası bir cinayet örgütü hüviyetine bürünmüş ve Kandil'deki inlerde yaşamasına bu nedenle müsaade edilmiş ve edilmeye de devam edilmektedir. PKK'nın sindiği ve saklandığı yerin belli olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyindeki peşmerge reisi, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, aldığı talimatlar gereğince arkasında duran bir fitne olarak hepimizin malumudur dedi. Gelin görün ki Başbakan Erdoğan'ın şartlar gereğince en yakın dost ve müttefiki de bu çapulcu olmuştur. Şu çelişkiye bir bakınız ki Başbakan Erdoğan terörün çözümü konusunda peşmergenin ağzına bakmakta, en ufak beyanlarından bile medet ummaktadır. Hatta hükümetin sulu gözlü üyesi, başbakanla vekalet ettiği Yeşiltaş karakol baskınından hemen sonra TRT Şeş'in Soranice yayınına başlaması vesilesiyle peşmergeyle programa katılmış ve birlikte kutlama yapmışlardır. Burada başbakan yardımcısı, Türkiye'de yaşayan herkesin kendi kültürüne ait doğuştan Allah tarafından verilen bütün hakları Kürt kardeşlerimize de başka etnik kökene sahip yurttaşlarımıza da tanıyoruz, tanıyacağız sözlerini sarf etmiştir. Dikkatinizi çekmek isterim ki bu şuursuzluk 8 şehidimizin hemen arkasından Barzani'ye hitaben söylenmiştir. Barzani de artık savaşın silahın kullanma devri geçti, bu durum Kürt milletine daha çok zarar veriyor diyerek Sayın Başbakan'a attığı adımlardan dolayı diğer partilerden de çözüme yönelik önerilerde bulunanlara teşekkür ediyorum ifadeleriyle karanlıktan aydınlığa taşlamaya devam etmiştir. Bu karşılıklı takdim ve dostane yaklaşımlar sergilenirken söz konusu Başbakan Yardımcısı Barzani'ye
Türkiye'de yalnız Türk milleti vardır, haddinizi bilin diyememiş ve bir de ardamarı çatlarcasına Barzani'den daha fazla himmet beklediklerini belirtmiştir. Her şeyden önce peşmerge ve onun gibi düşünen terör zebanileri bilmelidir ki son yurdumuzda yaşayan muazzam beşeri kıymetin ismi Türk milleti olup aramızda başkaca bir millet kesinlikle söz konusu değildir. Devlet Bahçeli, Peşmerge reisinin sözde çözümden yana tavır alanlara teşekkür etmesinin bir başka ilginç durumu ortaya çıkardığına dikkat çekti. Allah'a hamdolsun ki Peşmerge bize teşekkür etmemiş ve bizi övmemiştir. Bu durum belli bile başlı başına ne kadar doğru ve haklı olduğumuzun bir kanıtı ve belirtisidir. Zira Peşmerge'nin bize yönelik teşekkürü şöyle dursun, iması dahi 43 yıllık şerefli tarihimizi yok saymak, ilkelerimizi çiğnemek anlamına gelecektir ki bunu da inşallah dünya gözüyle kimse göremeyecektir. Kandil'in görevlendirilmiş muhafızı terör ajanı olarak ikili oynamakta ve Türk milletine kefen biçenlere durmadan makas bilemektedir. Devlet Bahçeli, Kandil yerle bir edilmeden, Kandil'in tepesine Türk bayrağı dikilmeden terörün sonlanmasının mümkün olmadığını vurguladı. Bu tarihi görev sınır ötesi hareket izni elinde bulunan AKP hükümetinin omuzlarındadır. Türk milletinin kendisine tehdit oluşturan neresi olursa olsun buralara girmesi ve hakkından gelmesi en tabii hakkı ve yetkisi dahilindedir. Bunun için Türk milleti kimseden icazet alacak değildir. Hele hele okyanus ötesinden izin alma iması dahi bizim tarihi birikimimiz ve millet gerçeğimizle asla bağdaşmamaktadır. Biz üzerinde yaşadığımız toprakları birilerinden onay alarak vatandaştırmadık. Birilerin onuruyla işaretiyle de koruyamazlık yapmayacağız. Kim ki topraklarımızı kirletmeye, sınır ötesinden hareketle bağrımızı yakmaya cüret ediyorsa, bunları üredikleri yerde, mesken tuttukları alanda imha etmek Türk milletinin şeref ve onur meselesidir. Bu konuda milletimizin müsamahası olmayacak. Topu taca atarak uyuşukluk gösterenlere toleransı bulunmayacaktır. Silahları ağır, sayıları fazla ifadeleriyle ölücü terör saldırılarına teslim olanlar, yangının gittikçe büyüdüğünü görmeli ve Kandil'de tufan gibi eserek cesaret ve iradeyi bir an önce göstermelidir. Devlet Bahçeli grup konuşmasında teröre karşı çözüm önerilerini de ana başlıklarıyla açıkladı. 1. Hükümet meclisten aldığı sınır ötesi hareket iznini devreye sokmalı ve Kandil'i dümdüz etmelidir. 2. PKK terör örgütü ön şartsız ve hiçbir mazeret ileri sürmeden silahlarını bırakmalı ve teslim olmalıdır. Veya militanlar son ferdine kadar teslim alınmalıdır. 3. Türk adaleti bölücü örgüt üyeleri hakkında gereğini yapmalı ve PKK'lılar verilecek cezaları çekmelidir. 4. KCK davasıyla birleştirilerek kapsamlı ve çok yönlü bir bölücülük soruşturulması açılmalıdır. 5. Kürt kökenli kardeşlerimiz kesinlikle terör örgütüyle ilişkilendirilmemeli, bireysel nitelikler haklarıyla ilgili çalışma ve girişimler ülkemizin diğer yörelerinde olduğu gibi hayata geçirilmelidir. 6. Türk kimliğinin birleştirici, kapsayıcı ve yapıştırıcı özelliğine sahip çıkılmalı, Türkiye'lilik zırvasından vazgeçilmelidir. 7. Doğu ve Güneydoğu'nun sosyoekonomik ölçekteki kalkınması için hemen harekete geçilmeli, Kürt kökenli kardeşlerimizin işsizlik ve yoksulluk sorunları kökünden bitirilmelidir. 8. Irak Merkezi Yönetimi kendi topraklarındaki terör yuvalarını ya def etmeli ya da Türkiye'nin müdahalesine saygı göstermelidir. 9. Üçlü mekanizmalarla vakit kaybedilmemeli,
ABD'den insansız hava araçları değil, kararlı ve sonuç alıcı hamleler talep edilmeli ve bu konuda tavizsiz olunmalıdır. Ve analarımızın gözyaşı ancak bunları hayata geçirecek, dinebilecek ve dökülen kanların hesabı bu yollarla sorulabilecektir. Unutulmasın ki terör bir kader değildir. Şayet siyasi irade olursa, inanç ve mücadele ruhu ortaya çıkarsa Allah'ın izniyle her şeyin üstesinden gelinmesi kaçınılmaz olacaktır. Bilinmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisi samimi, milli ve bölücü terörün kaynağını kurutacak her işten adıma, her projeye destek verecek ve destek olacaktır. Fakat bin yıllık kardeşliğimizi sorun görenlere yönelik mesafesini de mutlaka koruyacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı muammaya sürükleyen Arap Baharı'nı değerlendirerek yaklaşan tehlikeye dikkat çekti. Arap Baharı'nın halkın değil, Büyük Orta Doğu Projesi'nin amacına hizmet ettiğini söyleyen Devlet Bahçeli, AKP hükümetini de uyardı. Bahçeli, AKP hükümeti Türkiye'ye sahip çıkarak bölgesel oyunlarda figüran olmaktan vazgeçmeli ve yaklaşan fırtınanın ülkemize zarar vereceğini görmelidir, dedi. Ve Arap Baharı'nın yalancı bir vaha olduğunu... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sözde Arap Baharı adı altında Tunus, Mısır, Libya ve Yemen'de yaşanan süreci hatırlatarak Arap Baharı'nın halkın değil Büyük Orta Doğu Projesi'nin amacına hizmet ettiğini söyledi. Suriye'de yaşananlarınsa tüm netliğiyle ortada olduğunu belirten Devlet Bahçeli, Büyük Orta Doğu Projesi saat gibi işlemekte, bu ülkenin etrafını dinamitlemektedir, dedi. Şimdi ise final yaklaşmakta ve son kozlar oynanmaktadır. Bir yanda Suriye yönetimi kan dökerken, diğer yanda muhalif unsurlar da misliyle cevap vermektedir. Bu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki taşların yerinden oynatmıştır. Asıl hedefler öncesindeki son kalenin devrilmesi için yoğun bir gayret söz konusudur. Bunun için de AKP hükümeti övülmekte, Başbakan Erdoğan yabancı basın tarafından göklere çıkarılmaktadır. Tıpkı askere giden yavrularımız gibi el üstünde tutulmakta ve her türlü iltifat şahsına gösterilmektedir. Bu itibarla son derece dikkatli ve tedbirli olunması gereken bir dönemden geçilmektedir. Bununla birlikte Türkiye çok bilinmeyenli bir küresel denklemin içinde bağımlı değişken olarak enerji ve itibar kaybı kaygı verici bir şekilde yaşamaktadır. Devlet Bahçeli yaşananlar karşısında AKP hükümetini de uyardı. Diyeceğim şudur ki AKP hükümeti Türkiye'ye sahip çıkarak bölgesel oyunlarda figüran olmaktan vazgeçmeli ve yaklaşan fırtınanın ülkemize zarar vereceğini görmelidir. Türk milletinin sonu meçhul tuzaklara çekmeye, ayarlı uluslararası angajmanlardan sıyrılmak için hükümetin önünde daha kullanabileceği vakti vardır. Ancak son biraz geçilirse Allah muhafaza, ama bedeli hepimiz için özellikle AKP zihniyet açısından çok ağır olacağı bir an olsun unutulmamalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yoğun bir yasama döneminin sonuna gelindiğini belirterek partili milletvekillerinden vatandaşla buluşup bütünleşmelerini istedi. Bugünkü grup toplantımızda 24. dönem 2. yasama yılını tamamlamış olacağız. Bir yıl boyunca hepiniz takdire şayan başarılar sergileyerek partimizi parlamentoda en iyi şekilde temsil ettiniz. Sizlerle iftihar ediyorum. Gerek komisyonlarda, gerekse de genel kurul çalışmalarında üstlendiğiniz millet vekaletini layıkıyla yerine getirdiniz. Parti politikalarımızın iz düşümünde şahsiyetli ve vakarlı duruşunuzun yol göstericiliğiyle Türk milletinin mesajı ve çelikten iradesi oldunuz. Yoğun bir yasama döneminden sonra illeriniz, ilçeleriniz, beldeleriniz ve köyleriniz sizleri hasretle beklemektedir. Tarlasında çiftçimiz sizi görmek, fabrikasında işçimiz sizinle buluşmak istemektedir. Aziz vatandaşlarımız sizinle bütünleşmeyi ve dertleşmeyi arzulamaktadır.
Teşkilat mensuplarımız sizlerle el birliği yaparak milletimize daha çok ulaşmayı talep etmektedir. Zira yapacağınız her çalışma, göstereceğiniz her çaba Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarına bir adım daha yaklaşmak olacaktır. Hepinize verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. 24. dönem 3. yasama yılına kadar güzel ve fedakar çalışmalarınızı arttırarak sürdürmenizi istiyorum. Gündem Özel programını izlediniz. Hoşça kalın.